Değerli izleyenler, sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün karşımda çok değerli bir iş adamı var. Mono Steel Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Toprakçeken. Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Bey, şimdi önce sizin firmanızı tanıyacağız ama kendinizden bahseder misiniz? Şöyle okurlarımızı, izleyenlerimiz sizi tanısın. Şöyle bir geçmişinizi anlatır mısınız? Ne yaptınız? İş dünyasına nasıl atıldınız? Mono Steel'i nasıl kurdunuz? Oradan başlayalım. Evet, tabii ki. 1981 Karabük doğumluyum ben. Karabük'te lise hayatımı bitirdikten sonra Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne geldim. Daha sonrasında 2003 yılında makine mühendisliği diplomasını aldıktan sonra 2 yıllık bir işletme master'ı MBA programına kaydoldum. Oradan mezuniyetim var. Sonrasında Ataçelik Yapı Üretim AŞ'de 5 yıllık bir profesyonel çalışma hayatım oldu. Ondan sonrasında Mono Steel'in temellerini atmaya başladık. Yaklaşık 14 yıllık gibi bir süredir Mono Steel devam etmektedir. Hizmetler arasında çelik konstrüksiyon başta olmak üzere, lokomotif sektörü çelik konstrüksiyon olmak üzere inşaatın diğer kalemleriyle ilgili satış ve pazarlama hizmetlerimiz de var. Yani inşaat alanında yan elemanlar, diğer yan mamullerin satışında bulunmaktayız. Tabii bu 3 yıl öncesine kadar sorularınızı alacağım. 3 yıl öncesine kadar yurt içi piyasasıyla daha çok çalışmaktaydık. Yani yurt dışı piyasasında ciddi aktivitelerimiz vardı. Ama Türkiye'de bir takım eksikler, dış ticaret anlamında, profesyonellik anlamında eksikler gördüğümüz için, bu boşluğu tespit ettiğimiz için Avrupa piyasasıyla başladık yurt dışı işlerine. Ondan sonra bugüne kadar geldi. Anladım. Şu anda yoğunluk ihracat. Baba mesleği aslında fotoğrafçılıktır. Ha, öyle mi? Yani demir çelikte hiçbir bağımız yoktur ama Karabük'te sanırım demir tozunu çok yutmuşuz. O sebepten makine mühendisiyle beraber de o şekilde önüme fırsat çıktı. Çelik konstrüksiyonu, demir sektörüne yöneldim. Hoşuma da gitti aslında. Ortaklık yapısını anlatır mısınız? Nasıl bir ortaklık yapısı var? Şirketinizde kimler ortak? Sermayesine kadar kaç kişi çalışıyor? Şöyle rakamlarla şirketinizi anlatır mısınız bize? Tabii ki. Şirketimizde bir grup şirketi, şirketimiz. Toplamda grup içerisinde 3 tane firma var. Mono Steel bunun başında, yani yönetimsel olarak ve satış pazarlama, yönetim, bütün teknik kalite kontrolleriyle ilgili başında gelmekte. Ayrıca grupta diğer bir üretim tesisi ve Almanya'da da Avrupa bölgesi için Alman ortaklı bir şirketimiz var. 2 sene önce kurmuş olduğumuz. Evet. Şirketimiz toplam 10.000 metrekare kapalı alan, 20.000 metrekare toplam alan olmak üzere üretim tesisine sahip. İçeride fabrikanın tam yeri neredeydi? Sakarya. Sakarya 1. Evet. Organize Sanayi. Evet. Evet, Sakarya 1. Organize Sanayi. Toplamda çalışan sayımız şu anda 130. Toplam grup bünyesinde çalışan sayımız 130. Burada bütün sürecin yönetilmesiyle ilgili, yani dizaynından, sürecin başladığı dizayndan üretim, nakliye, montaj, tüm süreçleri yönetebilen bir kadromuz var. Yani mühendislik anlamında da çok güçlü bir ekibiz. Sayı biraz az gelebilir. Normalde yıllık çelik konstrüksiyonda kapasitemize göre verimliliğimiz çok yüksek. Ondan dolayı 130 kişi sayısı tam ideal, optimal bir sayı. Çünkü makinalaşmamız çok güçlü. Full otomasyonlu çalışıyoruz. Yani bütün ön imalatlar, bütün hazırlıklar full otomasyon yapılmakta. Ne güzel. Evet. Şimdi zaten artık şu anda nesnelerin internetinden söz ediliyor. Yapay zeka devrede. Dolayısıyla internetin yoğun kullanıldığı, teknolojinin yoğun kullanıldığı, insansız robotların üretimde yer aldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu sizin endüstrinizde, sanayinizde sanıyorum otomasyonun en yoğun kullanıldığı alanlardan birisi. Yani şöyle, otomasyon evet çok yoğun şekilde kullanılıyor. Biz bunu tercih ettik zaten, otomasyonu. Bütün dediğim gibi yani iş gücü gereken kısımlarımız da var. Mesela boya kısmı, içerideki parçaların birleştirildiği fitap kısmı ve kaynak kısmı. Kaynak kısmı ile ilgili akıllı robotlarımız var Türkiye'de ve dünyada. Fakat biz çok tercih etmiyoruz. Çünkü bizim işimiz seri imalat değil. Yani her projede iş akışı yöntemi değişiyor. Onun için ciddi bir yönetim kabiliyetiniz olması gerekiyor. Ve biz bu yönetimsel kabiliyete, proje yönetim kabiliyetine ciddi adapte bir firmayız. Tüm dünyaya bu şekilde hizmet veriyoruz. Yani kaynak robotlarını, özellikle kaynak robotu ve montaj kısmındaki üretim sürecini makinalaşmıyoruz. Ama onun haricindeki bütün o sürece kadar gelen kısım makinalaşmış durumda. Tesis. Şimdi yurt dışına geleceğiz, ihracata, başka ülkeler, Orta Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da yaptığınız, evet, işin içine girdiğiniz projelerden bahsedeceğiz ama Türkiye'de hangi projelerde, mega projelerde yer aldınız? Biraz onlardan bahseder misiniz? Yani Türkiye'de aslında yer almadığımız mega proje kalmadı diyebilirim. Birkaç örnek verirseniz şöyle. Evet. Yani Toyota fabrikalarında ciddi şekilde ilave işler yaptık. Ne yaptınız mesela Toyota'daki işler? Toyota'daki hangi tarafında yer aldınız? Painting shop kısmının imalat, montaj, komple anahtar teslimi işlerini yaptık. Onun haricinde Hyundai'de birçok projede yer aldık. Aynı şekilde anahtar teslimi, çelik konstrüksiyon binanın teslimatı. Şu anda Çanakkale Köprüsü'ne üretimler yapmaktayız. Onun haricinde Türkiye'de MR, Sukar, Kuassar projeleri, Trakya Döküm, Sarıtaş, Samsun Stadyumu, bunlar da hepsinde çelik konstrüksiyonun proje, dizayn, imalat, montaj, komple anahtar teslim olarak hizmet verdik. Çok iyi. Netlock Lojistik, yani çok fazla firma var Türkiye'de büyük projelerde yer aldığımız. Çok güzel. Türkiye bir deprem ülkesi. Özellikle Sakarya, işte Marmara bölgesi çok daha deprem riski taşıyan bir bölge. Bir dönemler bundan 10-15 yıl kadar önce bu depreme dayanıklı konutların inşa edilmesinde çelik konstrüksiyon yapıların öneminden bahsedilmişti. Son dönemlerde konuşulmuyor. Sizin böyle projeler var mı? Yani konut projesi var mı mesela? Şöyle, şundan dolayı konuşulmuyor. O dönemde evet, talep fazla olduğu için özellikle bilinçsizce insanlar tüketim yaptılar. O dönem için, depremden sonraki süreç için. O dönemde bir patlama yaşandı. Çünkü bu tip konutlarda o görmüş olduğunuz maliyetler aslında konforla orantılı olarak düştü. Çünkü konforlu değillerdi. Bizim yaptığımız iş ağır çelik konstrüksiyon. Yani roll form dediğimiz çekme saçtan yapılmış olan hafif çelik yapılar yapmıyoruz biz. Yani ev olarak, konut olarak. Çünkü onlar daha çok insanların ikinci ev olarak kullanabileceği, tatil yörelerinde kullanabilecek evler. Tabii ki insanlar bir süre sonra bunun konforunun çok düşük olduğunu farkına vardıkları için çok tercih etmediler. Normal günlük kullanım için. Ama özellikle çok katlı binalarda, yüksek katlı binalarda kesinlikle deprem bölgelerinde çelik konstrüksiyon kullanılması gerekiyor. Şu anda Kanada'da çok büyük bir, yani oranın milyonerlerinden bir müteahhitle yakın temas içindeyiz. Yakın zamanda muhtemelen projeyi imzalayacağız. Son aşamaya geldi. Son İAN standartlarına göre dizayn değişikliği istediler bizden. Çünkü bizim daha sağlıklı çözüm yapabileceğimize inandılar. Orada bütün projeleri, neredeyse çok katlı binaların çoğunu çelik konstrüksiyondan yapıyorlar. Yani depremden dolayı çelik konstrüksiyondan yapıyorlar. Aslında Türkiye bu konuda çok geri kalmış durumda. Çok katlı binalarda. Evet. Yani bizde genelde ticari bakıyorlar. Endüstriyel binaları, normal yani uzun açıklıklı, çok açıklıklı binaları evet çelik konstrüksiyon yapıyorlar ama daha konut anlamında çelik konstrüksiyonumuz maalesef yaygın değil. İnşallah yakın zamanda bu da yaygınlaşacak diye düşünüyorum. Örnek alacağız. Yani Türkiye geri kaldınız derken çok katlı binalarda çelik konstrüksiyon kullanılmıyor anlamda mı söylüyorsunuz? Evet. Çelik konstrüksiyon kullanılmıyor. Tercih edilmiyor. Anladım. Gerçi bu çok katlı da çok, yani dünyanın da başına bela oldu yani. Onları da yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ben hiç haz etmiyorum yani. O yüzden bilemiyorum. Keşke, evet. Yani bugün gidiyorsunuz Almanya'da, ben yani Avrupa'da çok seyahat ediyoruz. Bazı şehirlere gidiyorsunuz, hiç çok katlı bina yok. Mesela Stuttgart'a gidiyorsunuz, 4 kattan fazla izin vermiyorlar. Peki Mustafa Bey, şimdi yurt dışındaki çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. Önce ihracatınız ne kadardı? Mesela 2020 sonu itibariyle ihracat rakamınız ne kadardı? Ciro ne kadardı? Kar ne kadardı? İlk 5 ay nasıl geçti? Biraz onları anlatın lütfen. Pandemi döneminde diyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. Pandemi sizi nasıl etkiledi? Onu anlatır mısınız? Nasıl etkilendiniz? Yani çelik konstrüksiyon olarak söyleyeyim. Çünkü bizim birçok alanda, yani grup firmalar içerisinde yani tekstil üzerine de özellikle üretimlerimiz var. sadece çelik konstrüksiyon olarak söyleyeyim, bizim üretim tesisi olarak normalde yıllık kapasitemiz 14.000 ton civarı normal projelerde, endüstriyel projelerde. Tabi bu tonaj artabiliyor ve azalabiliyor projenin dizaynına göre. Geçtiğimiz sene biz %80 oranında doluluk oranıyla çalıştık. İlk 3 ay etkiledi. Eski siparişlerimiz vardı. Avrupa'ya özellikle seyahatlerimiz kısıtlandığı için ve müşterilerimizde tedirginlik olduğu için bu yasaklardan dolayı ilk 3 ay birazcık durağanlık vardı. Ama onun haricinde kapasitemizin %80'ini de tamamladık geçtiğimiz sene. Bu ne da kadar bir ihracat oldu 2020'de? 2020'de çelik konstrüksiyon bölümünde yaklaşık 16 milyon euro civarı bir ihracatımız oldu. Anladım. Çelik konstrüksiyonda. Toplamda ne kadar bir çalışan var ve ne kadar bir ihracat oldu? Tekstil birimde kaç kişi çalışıyor? Orada 2000'in üzerinde. Hmm. İstanbul'da orada 2000'in üzerinde çalışan var. Tekstil firmasının adı neydi? Ebru Tekstil. Ebru Tekstil. Neler üretiliyor? Tam orada neler var? Oradan biraz bahseder misiniz? Ya orada genellikle fason üretimler yapılıyor. Ve LCY2'nin alt kolu olarak aslında grup firması o kısım. Çünkü orada da 5 tane ayrı firma var. Yani orası da biraz, ya bizim birazcık yapı büyük. LCY2'nin fason üretimlerinden tutun yurt dışına ihracat komplesine hizmet veriliyor. Dizelinden Zara'sına, Bershka'sına, yani genellikle fason imalat. Kumaş bölümü var, triko bölümü var, örme bölümü var. Farklı farklı bölümler var. Fabrika neredeydi İstanbul'da? Hangi semtte? İstanbul'da Bağcılar'da. Bağcılar'da. Bağcılar'da, bir de Hadımköy'de var. Üçüncü firma hangisiydi? Üçüncü firma T-Steel GmbH. O Almanya'da. Hmm. Orada ne üretiliyor, ne yapıyorsunuz? Orada üretim değil, orada Avrupa pazarını güçlendirmek açısından yine aslında oradaki partner firma da Filling Technology adında bir firma. Stuttgart'ta kurulmuş 35 yıllık bir firma. Aynı hizmeti vermekte. Avrupa'daki iş gücünü artırmak ve kapasitesini artırmak amacıyla bizimle bir ortaklık yaptı. Tam 2 sene oldu ortaklığımız onlarla. Fakat pandemi dönemini biraz olumsuzluklara rastlaştık. İstediğimiz ivmeyi, o firmamızla istediğimiz ivmeyi çok fazla yakalayamadık. Yani düşündüğümüzün biraz altında kaldı. Tamamen Avrupa'daki, yani özellikle Almanya bölgesindeki işler üzerine kurulmuş bir firma orası. Filling Tech değil mi o firma? Yani, Filling Technology. Evet. Tamam, anladım. Orada kaç kişi çalışıyor? Orada toplamda grup firmasında, yani T-Steel'de toplamda 5 kişi var. Çünkü orası yönetim ve satış bölümü. Ama Filling Technology'de toplamda en son 70 kişi civarındaydı. 70 kişi civarındaydı. Orası da 7.000 metrekare kapalı alanlı. Teknolojik bir tesis. Peki o zaman şimdi yurt dışındaki çalışmalarınıza bakalım biraz. Hangi projelerde yer aldınız? Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da, İtalya'da tünel çok önemli. İsviçre ile İtalya arasındaki tünelde yer aldık. Gotthard Tüneli'nde yer aldık. Evet. Gotthard biraz anlatır mısınız? Evet. Evet, Gotthard Tüneli'nde biz özellikle tünel ekipmanları, tünel taşıyıcı konstrüksiyonları, bunkerler, beton dökme köprüleri gibi birçok alanda hizmet vermekteyiz. Bunların taşıyıcılarla, çelik taşıyıcılarla ilgili. Gotthard Tüneli'nde de aynı şekilde çelik konstrüksiyon, yani konvör taşıyıcılarını ürettik. İşte bu konvör taşıyıcıları çıkarılmış olan, yani TPM makinelerle çıkarılmış olan taş, kaya gibi parçaları tünelin dışına çıkartıyor. Bunların hizmetini verdik. Paris metrosunda, Avusturya'da tünellerde hizmet verdik. Şimdi onların istediği standartlarda, EN 1938-34 standartlarında bütün projeleri onlar bize kendi formatlarında teslim etmekte. Biz kendimiz mühendislik kadromuzla Türkiye standartlarına göre modellemelerini yapıp onaylarını alıp sonrasında üretim ve bütün onların kalite standartlarına göre izlenebilirlikleri, kalite kontrolleri, markalamaları, daha sonrasında üzerlerindeki bütün aynı IKEA mantığıyla parçaların yerleştirilecekleri yerlerdeki kodlarıyla beraber etiketlerini hazırlayıp firma kaşeli, firma logolu yüklemelerini yapıp sevkiyatlarımızı yapıyoruz. Orada montajla ilgili son 2 yılda tabii yer alamıyoruz. Aslında Almanya'daki firmanın, yani firmayla asıl amacımız da oydu. Çünkü Almanya'da ciddi bir iş gücü eksikliği var. İş gücü problemi var. Doğru. Ve bizim de yani işte Karabük'ü de biliyorsunuz zaten. Karabük'te olmamız ve yıllardır yaklaşık 19 yıldır, 18 yıldır bu sektörde olmamızın verdiği çevreyle personel tedariğinde ciddi bir gücümüz var. Oraya personel de tedarik edecektik. Yani oradaki firmamıza montajlı işler alma kapasitesi yaratacaktık. İnşallah yakın zamanda işte aşı olup uçacağımız günleri bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olsun. Şey soracağım, böyle ray üretimi konusunda bir düşünce, bir çalışma var mı hiç? Yok. Böyle bir girişimiz olacak mı? Yok, ray üretimiyle ilgili bir düşüncemiz yok. Anladım, tamam. Peki Avrupa'da başka hangi ülkelerde çalışma yaptınız? Eğer onu tamamladıysanız Afrika'daki çalışmalarınızdan, Orta Asya ülkelerindeki çalışmalardan da biraz bahsederseniz iyi olur. Evet, şöyle Avrupa'da aslında sistemimizi oturttuk. Orada işte büyük Vinci, Eiffage, Buick gibi büyük dünya çapında bilinen firmalarla hizmet verdik. Onların projelerinde yer almayı başardık. İlk aslında yurt dışı serüvenlerimiz bizim Orta Doğu ile başladı. Özellikle Türkiye Cumhuriyetleri ile. Türkmenistan'da ciddi büyük hacimli işlerde bulunduk. Orada, Türkmenistan'da ne yaptınız? Türkmenistan'da Nebit Dağı'nda büyük bir pazar yeri yaptık devletin. Norsel tekstil fabrikalarını yaptık. Çok büyük. Norsel'i biliyorum, evet. Ben evet. de çok Türkmenistan'a çok gittim geldim. Aşkabat, Avaza, Daşoğuz, Türkmenabat. Paris. Evet. Evet, evet. Çok ben de bütün hepsinde bulundum. En son hatta Türkmen başında yaklaşık 100 bin metrekare civarıydı. 2016'da yaptıydık onu. Büyük bir polis otoparkı yaptık. Hmm. Yani otopark diye kullanacaklardı. Türkmenistan'da ciddi bitirdiğimiz projeler var. Orada balık tesisi yaptık. Rönesans'ta orada iş yaptık. Ondan sonra o süreç içerisinde Irak bölgesinde bir işimiz oldu. Orada bir stadyum işi yaptık. Azerbaycan'da Gence'de bir iş yaptık. Bunlar ilk ihracatlarımızın Türkmenistan'da yoğun gittiği zamanlardaki ihracatlarımız olduğu dönemler. Kazakistan'da Ramstur'un üst geçidini yaptık. Hmm. Astana'da. Onun haricinde Afganistan'da Amerikan ordusuna yani farklı 4-5 tane şehirde warehouse'lar yaptık. Anahtar teslim. Oraya kendi personelimizi de yolladık. Warehouse'lar yaptık. Bu Orta Doğu ve Türkiye Cumhuriyetlerinden sonra bu süreç içerisinde işte biraz daha Kuzey Afrika bölgesine yöneldik. Çünkü Türkiye Cumhuriyetleri biliyorsunuz çok stabil ülkeler değildi. Aynı oradan da birazcık dedik ki artık burada yeterince tecrübe edindik. Biraz daha vizyonel olalım, farklı olalım. Çünkü farklı olmayı seviyoruz biz grup olarak. Sonrasında Cezayir'de, Libya'da dedik oradan doğru Afrika'ya yayılalım. Devam ediyor. Ben de en son 2016 yılında gittim Libya'ya. 2015 ya da 2016'da gittim. En son projemizi o zaman yaptık. Gerçekten sıkıntılıydı. Bingazi'ye gittik. İşimiz de Naforo City'deydi, Vice City'deydi. Libya'daki çalışmanız neydi? Nereye yaptınız orada? Orada Aceko, oranın oil endüstrisinin başında olan devletin firması Aceko var. Orada onların vasıtasıyla 2 tane yerel firmaya warehouse'lar yaptık oil field'lerinde. Daha sonrasında tabii bu bizim gittiğimiz dönemde savaşlar başladı zaten. İşte o bir takım Türklerin ve Katarların ülkeden terk edilme olayı başladı. Ondan sonra biraz daha yani yaklaşık 2 yıl kadar sadece Avrupa'ya odaklandık. Avrupa sonrasında da 2 yıllık son 2 yıldır ki faaliyetlerimizle beraber aslında biz dünyada bayilikler oluşturuyoruz. Yani bizim yapımızdan bahsedeyim. Ha, tabii. Yani yurt dışı ile ilgili çünkü Türkiye'de insanların sürdürülebilirlik peşine koşmadıklarını gördük. Dedik biz bir fark yaratalım. Dedik sürdürülebilir olsun. Bu sürdürülebilirlik de yerel insanlarla birlikte olur. Çünkü çelik konstrüksiyonda işte orada kendilerine partnerler buluyorlar ama kendi sistemlerini yansıtmıyor firmalar. Yani biz kendi aynı Avrupa'ya çalıştığımız sistem gibi en son Somali'ye iş yaptık. Somali'ye de aynı sistemi uyguladık. Yani bütün kalite sistemlerini aynı uyguladık. Bütün süreç takibi, bütün raporlamaları, proje bitiş dosyası, yani sanki marketten bir şey alıyormuşçasına içinde kullanım talimatı, varmışçasına sistemimizi o şekilde yürüttük Somali'ye. Daha sonrasında oradaki bizden projeyi alan arkadaş o kadar memnun kaldı ki bizim bayimiz oldu Somali'de. Dolayısıyla Somali ve çevre ülkelerinde bayiliğimizi aldı. Bizim asıl önümüzdeki 2 yıllık hedefimiz bu bayiliklerle beraber tam bir otomasyon sistemine geçmek. Yani ortak tabanlı bir yazılım programıyla herkesin birbirine minimum soruyla süreci yönetebilmesini sağlamak. Asıl hedefim bu benim. Ve bu bağlamda da şu anda Somali'de, Kenya'da, Gana'da, Zambiya'da, şu anda Afrika'da 4 tane ülkede bayiliğimiz var. En son hatta Mısır'da bir bayiliğimiz oldu geçen hafta. Onu imzalamak üzereyiz. Hatta oradan talepler gelmeye başladı. Bu şekilde Afrika'ya yayılmış durumdayız. Yani Afrika'da personelimiz de var bizim. Yani Gana'da Afrika'da şimdi Gana'da dediniz, Somali dediniz. Başka hangi ülkede? Gana, Somali, Kenya, Zambiya ve en son yani artık sistemimize girdi diyebiliriz Mısır. Yani özellikle bu bölgeleri seçtik. Gana'da da personelimiz var bu arada. Yani orada sürekli çalışan personelimiz var. Özellikle bu bölgeleri seçtik. Çünkü bunlar kritik ve kendi çevrelerindeki komşu illerde, komşu ülkelerde rahatlıkla ulaşabilecek ülkeler. Mustafa Bey, şimdi ben Kamerun'a falan da gittim. Kuzey Afrika ülkelerinin hemen hemen tümünü gezdim biliyorum. Orada ciddi güvenlik problemleri de var. Yani gasp olayları, cinayetler, hırsızlıklar falan, böyle sıkıntılar yaşıyor musunuz siz? Yani ben gittiğim hiçbir ülkede yaşamadım. Çalıştığımız hiçbir ülkede de yaşamadık. Yani biz Somali'ye personelimizi de yolladık süpervizör eşlik etmesi için. Orada bile hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani şöyle, aslında ülkelerin kurallarını bildiğiniz zaman, şimdi ben şuna çok karşıyım. Ben başkalarından duyduğumla hiçbir zaman hareket etmem. Hiçbir ülkede. Çünkü bizim yani genelde dünyada böyle bir hastalık diyeyim artık, hastalık var. Şimdi Türkmenistan'a giderseniz, Türkmenistan'da iş yapmaya başlarsınız. Orada hemen herkesin buluştuğu bir yere gider insanlar ve orada kulaktan doyma bilgilerle yürürler. Ben hiçbir zaman mesela Türkmenistan'da olumsuz söylenen hiçbir şeyi burada söylemedim. Onun için zaten güzel işler yapabildik. Anladım. Bugün Kenya ile ilgili çok fazla şey duyabilirsiniz. Ama yok, yani ben gördüğümü, o bölgenin kültürünü bilirim. Ve orada insanlar nasıl güvenli yaşıyorsa biz de o şekilde yaşıyoruz. Zaten bizi ayıran en büyük faktör o. Bugün Kanada'daki o bahsetmiş olduğum, yani gerçekten Kanada'nın devi olan bir firma. Onların projesinde bizim bu özelliğimizi fark ederek zaten hiç Türkiye'ye gelmediler daha. Onun sayesinde bu kadar ilerleme şansı bulduk. Kanada'nın hangi bölgesinde? Ben Vancouver'a gitmiştim. Vancouver'da. En güzel şehirlerden bir tanesi. Efendim? Vancouver'da. Öyle mi? Ha? O muhteşem bir şehir. Evet. Yani inanılmaz. Dünyanın en güzel şehirlerden bir tanesi. Aşıyı bekliyorum. He. Gideceğim inşallah. Daha gidemedim Kanada'ya ama Vancouver'da. Çok dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Gitmiştim ben. Yani orası güzel bir yer. Kanada'nın Antalya'sı diyebiliriz oraya. Güneybatı Kanada'da yer alıyor. Çok güzel bir şehirdir. Yani, tebrik ederim. Başarılar dilerim. Bende bir özellik var. Genelde gittiğim ülkelerde arkadaşlara da bahsediyorum. Gittiğim ülkelerde işten başka bir şey yapmadığım için çok böyle... Ama ben mümkün olduğunca şöyle bir şey yapıyorum. Yani ülkelere gittiğim zaman mümkün olduğunca yerel firmalarla görüşmeye çalışıyorum. Yani yurt dışında şu anda Türk müşterimiz yok, öyle söyleyeyim. Anladım, tamam. Mustafa Bey, şimdi bu pandemi döneminde birçok sektör büyük darbe yedi. Özellikle ulaştırma sektörü, havacılık, turizm, medya çok büyük darbe gördü. Birçok sektör önemli sıkıntılar yaşadı. İnşaat sektörü de bundan payını aldı. Sizi nasıl etkiledi bu pandemi sürecindeki sorunlar, gelişmeler? Sizin firmanızı, ihracatınızı, istihdamınızı, genel olarak sizin çalışma şeklinizi nasıl etkiledi? Yani ihracatımızı ilk pandeminin ilk başladığı 3 ay, özellikle Şubat, yani Mart, Nisan ve Mayıs ilk kargaşanın olduğu aylarda etkiledi. Yaklaşık işte deminden de bahsettiğim %20'lik bir düşüş yarattı. Onun haricinde bizim etkilendiğimiz en büyük sorun, bütün dünyada herkes aslında aynı şekilde, emtia fiyatlarının ciddi şekilde kontrolsüz artması. Yani bugün fiyat alıyorsunuz, yarın başka bir fiyat geliyor ve bu Çin dahil, Amerika dahil, Avrupa dahil her yerde aynı. Dolayısıyla belirsizlikler yarattığı için bu sebepten dolayı yatırımlar düştü. İnsanlar çünkü belirsizlik içinde. Bugün anlaşıyorlar, yarın anlaştıkları fiyatın üzerine çıkıyor. Dolayısıyla anlaşmazlıklar da çok oluyor. Biz de her sektör gibi etkilendik açıkçası. Yani %20 bizim için büyük kayıp. Yani burada iş hacmi olarak, potansiyel olarak değil, fakat hani biz heyecanlıyız, işte belli hedeflerin peşine koşuyoruz. Avrupa'da ciddi bir eforumuz var. Afrika'da, mesela Afrika'da, Zambiya'da oranın Sabancısı gibi bir Katdoğra kampanya var. Kendileri Lübnan asıllılar, 35 yıllık firma. Biz pandemiden önce ben oradaydım. Onlara çok güzel 5000 metrekarelik bir onların yerel pazar yerini dizaynıyla hazırladık ve o işi yapacaktık. Ama pandemiden dolayı mecburen durdurdular. Mesela o proje askıya alındı. Yani bu şekilde pandeminin aslında bütün dünyada olduğu gibi bize de etkisi oldu. Olmadı desem yalan olur. Anladım. Şimdi inşaat sektörü Türkiye için lokomotif görevini gördü. Yani şu anda son yıllardaki ekonomik büyümeye baktığımızda inşaat sektörü beraberinde birçok alt sektörü de harekete geçirdiği için, canlandırdığı için Türkiye ekonomisine büyük katkısı oldu. Fakat bu son dönemlerde işte atıl kalan konutlar var, satılamadı. Diğer inşaat birimlerinde bir durgunluk meydana geldi. Nasıl görüyorsun? Bundan sonra inşaat sektöründeki gelişmelerle ilgili tahmininiz nedir? Bundan sonra inşaat sektörü çok daha zor olacak. Çünkü emtia fiyatları ciddi arttı. Aynı araba fiyatlarındaki artışlar gibi konut fiyatlarında da, yeni yapılan konutlarda ciddi artışlar olacak. Şu anda maalesef kimse hissetmiyor bunu çünkü yatırım yok. Yani konut üretimleri durdu. Ama hareketlenmeye başladığı zaman yeni konut fiyatları aynı araba sektöründe olduğu gibi, otomotiv sektöründe olduğu gibi artacağı için bu ikinci el fiyatlarına da yansıyacak. Ciddi bir artış bekliyorum ben konut fiyatlarında. Değil mi? Etkilenecek. Çünkü tüm emtia fiyatlarında bazı ürünler, yani şöyle söyleyeyim, biz geçen sene aldığımız bir birimlik bir ham maddeyi şu anda 3 birimi alıyoruz. Siz ham maddeyi nereden tedarik ediyorsunuz? Hangi ülkelerden? Ham maddeyi biz buradaki toptancılardan alıyoruz. Direkt ithalat yapmıyoruz. Çünkü yani onlar, ya bizim projelerimiz sürekli değişken olduğu için sürekli değişken kesitlerde ham maddemiz oluyor. Dolayısıyla Kardemir'den, Karabük'ten, Karabük Demir Çelik Fabrikalarından, Ereğli Demir Çelik'ten ve bazı aracı ithalatçılardan tedarik ediyoruz. Anladım. Şimdi siz Avrupa'da, Orta Asya'da, Afrika'da, Orta Doğu'da çalışmalar yapan, ortaklar kuran bir şirketsiniz. Biraz o pazarlardaki potansiyeli görür müsünüz? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Avrupa pazarı önümüzdeki yıllarda daralacak mı? Sizin öngörünüzde Afrika pazarında bir potansiyel var mı? Orta Asya. Şöyle bir analiz eder misiniz? Dış pazarlar hakkında neler söylersiniz? Hemen analiz edeyim. Hatta başka ülkeden gelmiş birisinin analizini ekleyerek edeyim. Bugün Pakistan'daki oranın en büyük demir tüccarı, yani Pakistan'ın bir numarası yön veren kişiyle beraberdik. Kendisinden bugün canlı bilgileri aldım. Çin'deki şu andaki durumu. Çünkü Amerika'nın baskısıyla Çin ihracat vergisi koymuş durumda. %28 oranında. Temmuz ayında başlayacak. Dolayısıyla tüm Hindistan'dan Pakistan'la, o bölgeler Mısır'dan, Çin'den alışveriş yapan tüm ülkeler şu anda Türkiye'ye yönelmekte. Türkiye'nin ihracat konusunda ciddi şekilde öne açık. Pazar Çin'den dolayı buraya kaymakta. Avrupa'ya hizmet verme konusunda yani maalesef çok büyük firmaların, kurumsal köklü firmaların haricinde hizmet konusunda sıkıntılar yaşamakta Avrupalılar. Bunu bizzat oradaki ziyaret ettiğim insanlardan duyuyorum. Avrupa pazarıyla ilgili biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim sektörde Türkiye'nin biraz daha böyle vizyonel yaklaşmaları gerekiyor. Oranın standartlarına göre. Ama Afrika, Orta Doğu bölgesinde Türkiye için çok büyük fırsatlar bekliyor. Çok büyük fırsatlar bekliyor. Hem Çin'in koymuş olduğu ihracat vergileri, hem de Türkiye'deki iş gücünün artması. Bugün mesela şöyle bir cümle kullandı gelen misafirimiz. Türkiye, Pakistan'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne devletler arasında anlaşmalar yapılmış. Türkiye'den çekilen ithalat malzemelerinde, yani bizim sektörle ilgili %10'luk bir discount indirim yapılacağını, Çin'den gelenlerle ilgili %9'luk bir ilave vergi koyduklarını söylediler. Yani bu beni mutlu etti. Tabii ki biz hani bütün ülkelerdeki anlaşmaları takip edemiyoruz ama biraz umutlandırdı. Yani Türkiye genel olarak konuşursak biz bir şekilde zaten müşterilerimize ulaşıyoruz, yeni pazarları elde ediyoruz. Ama herkes iyi olsun, kaliteli iş yapan, gerçekten hakkını vererek işin arkasında duran herkes iyi olsun istiyoruz biz. Herkes iş yapsın. Anladım. Şu anda sizin yaşadığınız en önemli problemler neler? Bir ihracatçı firma olarak, üretici bir firma olarak gerek çelik sanayinde gerek tekstil sektöründe ne gibi problemler yaşıyorsunuz? Şu andaki tek problem aslında ham madde ile ilgili dalgalanmalar. Yani fiyat sabitleyemememiz. Onun haricinde Türkiye gerçekten Ekonomi Bakanlığı'nın ciddi teşvikleri var, ciddi destekleri var. O konuda büyük kolaylıkları var. Tabii en büyük sıkıntımız, pardon, ham maddeden önce Covid ve aşılanma sıkıntımız. Evet. Türk ekonomisinin gidişatını nasıl görüyorsunuz Mustafa Bey? Yani Türk ekonomisinin gidişatını bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Anladım. Evet. Anladım. Peki. Evet. Şimdi önümüzdeki yıl için, daha doğrusu 2021 yılı için hedeflerinizi alabilir miyim? Ne kadar ciro hedefiniz var? Yeni istihdam olacak mı? Yani yıl sonu itibariyle hedeflerinizi rica edeyim. Yani şöyle, bizim aslında ciro hedefli hiçbir zaman gitmiyoruz biz. Yani biz başarı ve ülke hedefli gidiyoruz. Çünkü bizim cirolarımız çok değişken. Bizim proje ihracat hedefiniz ne kadar? Bir evet. Hedef koymuşsunuzdur. Yani bizim yılı ihracat hedefiniz ne kadar? Biz şöyle yıllık kapasitemizin %100'ünü gelecek sene tamamen doldurmuş şekilde 2021 için değil ama yani 2021'de yine aynı geçen seneki performansla gidip, çünkü Covid bu sene sonuna kadar ancak rahatlamış olacak. 2022 için de yıllık kapasitemizin, yani 14.400 tonluk yıllık kapasitemizin tamamını ihracata vermek. Yani bu bizim için hedefe ulaşmak da zor değil. Eğer hani bunu yapmak istiyorsak bir şekilde fiyat rekabeti sağlayarak yaparız ama biz farklı ülkelere hizmet vermekten keyif duyuyoruz. Yani sadece gidip de Almanya'da, İsviçre'de, Fransa'da değil, işte gelecek sene yani bizi mutlu edecek, beni özellikle mutlu edecek şey Afrika'da 5 tane daha bölgede kapasitemizin %30, %40'ını ayırmış şekilde yapmak bizim hedefimiz. Anladım. Kanada'da aynı şekilde işte bu sene şu andaki konuştuğumuz proje kapasitemizin yaklaşık %15'lik bir kısmını kapsıyor toplamda. Büyük bir konut projesi. Mesela bunu yapmak büyük başarı bizim açımızdan. Başarılar dilerim. Yurt dışına açılmak isteyen girişimcilere, iş adamlarına neler tavsiye edersiniz? Siz neredeyse Doğu, Batı, Kuzey, Güney birçok bölgede faaliyet yürüttünüz, çalışmalar yaptınız, projeleri üstlendiniz. Neler tavsiye edersiniz? Yani yurt dışında iş yapmak isteyen insanlara, şimdi biz tabii bütün süreçlerden geçtik, bütün olumsuzlukları yaşadık. Yurt dışında iş yapmak isteyen insanların önce bölge seçimini iyi yapmaları gerekiyor. Yani sürdürülebilir planladıkları şeyin peşine koşabilecekleri bölgeleri seçmeleri gerekiyor. Yani bunda da çok büyük başarısızlıklar gördük biz çevremizde. İşte insanlar Avrupa'ya gidiyor mesela, Hollanda'ya hizmet vermek istiyor ama altyapısı Hollanda'ya mümkün değil. Bir proje yapıyor ve rezil oluyor, geri geliyor, küsüyor. Onun için herkes kendi önce kurumsal analizini, kalite analizini ve gerçekten oranın dilinden anlayabilecek. Yani bu dil olarak İngilizce, Arapça herhangi bir şey değil. Oranın mantığını, kültürünü anlayabilmeleri gerekiyor ve buna hazır olmaları gerekiyor. Onun için de kendilerine en uygun bölgeleri seçmeleri gerekiyorlar. Kademe kademe altyapı oluşturmaları gerekiyor. Ben çok fazla küsen insan gördüm. Genelde Türkiye'deki ihracatçılar, yani benim çevremde inşaat sektöründeki ihracatçılar genelde Türklere ihracat yaparlar orada. Bizim de mesela öncesinde aynı şekilde başlamıştık biz de. Gerçekten yabancılara ihracat yapmak istiyorlarsa bölgeyi iyi seçmeleri gerekiyor. Oranın kültürünü iyi anlamaları gerekiyor. Ve benim bir sloganım var. Kendi evinizden mal alıyormuş gibi, kendi evinizden ürün tedarik ediyormuş gibi tedarik edeceksiniz bizden. Hiç yabancılık çekmeyeceksiniz. Çünkü biz gerçekten analizimizi yapıyoruz. İnsanlarla mesela büyük işle başlamak istemeyiz biz mümkün olduğunca. Önce küçük bir işle başlayıp firmanın kültürünü görmek. Yani en basit örneğiniz İspanya'da büyük bir firma var. Wood PLC diye. Büyük Ahmet Foster'ın ortaklığında. Onların bir projesi vardı. Biz özellikle öncesinde firmanın kültürünü, firmanın iş akış prosesini görmek için küçük bir işle başladık. İşte bu ay inşallah başlayacağız. Dizaynları bitiyor. Onu öneririm ben. Bölgeyi iyi seçmeleri ve gerçekten pes etmeyecekleri, kademe kademe gidip pes etmeyecekleri bölgeleri seçmelerini tercih etsinler. Ve danışmanlık mutlaka alsınlar. Yani mutlaka alsınlar. Z kuşağına girişimci olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Vallahi Z kuşağına girişimci olmak isteyenlere ben kendi çocuklarıma uluslararası vatandaş yapmaya çalışıyorum ki oldular. Öncelikle dünyayı iyi tanımaları gerekiyor. Yani girişimcilik deyince artık o kadar değişti ki pandemiden sonra süreçler. Sadece Türkiye değil, artık dünyayla rekabet etmek zorunda kalacaklar Z kuşağı. Dolayısıyla önce uluslararası vatandaşa, international olmaları gerekmekte. Ve gerçekten rakipleri çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor, teknolojik geliyorlar. İleride belki her şey online'dan olacak. Hiç kestiremiyoruz. Yani ben ilk İsviçre'ye gittiğim zaman bundan 12 yıl öncesinde değişimi görüyorum ve geçen sene gittiğimde oradaki bir çalışana dedim ileriki dönemlerde bütün iş gücünü robotların yapacağını düşünüyor musunuz burada dedim. Yani o soruyu sordu bana. Çünkü robot gibi yaşıyorlar ve iş gücü ciddi azalıyor. Dolayısıyla çok rekabetçi olmaları gerekiyor. Dünyayı iyi takip etmeleri gerekiyor. Bizim kadar, yani bizim kuşağımız kadar yavaş ilerlemiyor maalesef hiçbir şey. O kadar hızlı adapte olmaları gerekiyor ki yakalamaları için. Yani kaçırmamaları gerekiyor. Dünyayı kaçırmamaları gerekiyor. Girişimci olmanın en büyük bence formülü bu şu anda. Çok doğru. Önümüzdeki 5 yılda 80 milyon civarında insanın işini kaybedeceği tahmin ediliyor. Birçok meslek artık tarihe karışacak. Ama buna karşılık 80-100 milyonda yeni iş alanları için istihdam imkanı doğacak. Dolayısıyla onlara da dikkate almak lazım. Yani bu eleme kesin olacak. Z kuşağında yeni işler çıkacak. Çok normal. Yani iş kaybolur ama yeni iş alanları kesinlikle açılacaktır. Ama ben şunu söyleyeyim. İş gücü anlamında kesinlikle bir süre sonra ortadan kalkacağını düşünüyorum ben. Her şeyin makinalaşacağını veya tasarımların ona dönük olacağına eminim. İngiltere Genelkurmay Başkanı açıklama yaptı. Ordumuzun önümüzdeki yıllarda ordumuzun %30'u robotlardan oluşacak dedi. İnanırım. Ben bu soruyu 1,5-2 sene önce İsviçre'de sordum. İnanırım yani. Ben o soruyu bana sordurdular, öyle söyleyeyim. Anladım. Peki önümüzdeki 10 yılda mesela 2030 yılında kendinizi, firmanızı nerede görmek istiyorsunuz? Yani firmamızı aslında şöyle, önümüzdeki 10 yılı değerlendirirsek her kıtada minimum aktif, yani 5 tane bayi minimum her kıtada, ama bu bayi sadece imzalanmış hani bayimiz var demek için bayi değil, planlamış olduğumuz dış ticaret yazılımıyla beraber anlık hiç kimsenin birbirine soru sormadığı fakat sistem üzerinden herkesin bütün bilgiye ulaşabildiği bayiliklerimizin olması. Benim en büyük hedefim bu. Yani ben aslında deminden söylediğim şeyi kendim de yapmaya çalışıyorum. Bu iş gücünü azaltmak değil. Ne kadar sadeleştirirseniz, insanların bilgiye ulaşmasını ne kadar sağlarsanız o kadar verimli olursunuz. Benim hayalimde de öyle bir hedef var. Yani öyle bir hedefim var benim. Bütün kıtalarda minimum 5 tane verimli bayi ve o bayilikler sanki Türkiye'de yan mahallelerinde biriyle çalışıyormuş gibi her türlü bilgiye ulaşabilirler. Yani bugün aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. İşte Starbucks'a bakıyorsunuz, Burger King'e bakıyorsunuz veya Türkiye'de de birçok firma var. Ama bizim sektörde bunu yapan yok. Bunu yapmayı planlıyoruz. Yani hedefimiz de var. Anladım. Yani şu anlık yok. Sorular gayet yeterliydi. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim ben. Evet. Peki. Ben de teşekkür ederim. Size başarılar dilerim. Türk girişimcilerin, Türk iş adamlarının başarıları bizi mutlu ediyor, beni mutlu ediyor. Türkmeni olarak da biz de her zaman Türk iş dünyasının yanındayız. Ülkemizin yanındayız. Başarılı insanların yanındayız. Yolunuz açık olsun diyorum. Evet. Son olarak yani girişimci, yurt dışında dış ticaret, ihracat yapmayı planlayan, tekrarlıyorum, firmalar kesinlikle pes etmesinler ve kendilerine en uygun bölgeyi seçip pes etmeden devam etsinler. Sadece altyapılarını ona göre kursunlar. Birden yüksek seviyeden başlamaya çalışmasınlar. Gerçekten çok yıkıcı oluyor. Türkiye'nin ihracata ihtiyacı var. Türkiye'nin üretime ihtiyacı var. Ekonomimizin iyi yönde gitmesi, daha iyi yönde gitmesinin en büyük gücü bu olacaktır. Onu söyleyeyim. Çok doğru. Lefke Avrupa Üniversitesi ile 2 yıl boyunca Anadolu'yu gezmiştik, konferanslar vermiştik. Benim konuşma konum "Sınırları zorlayın, duvarları yıkın" başlığı. Beyninizdeki sınırları, beyninizdeki duvarları yıkın diye anlatmıştım. Çünkü genelde sınırlar insanın beyninde başlıyor. Ben bunu yapamam, ben bunu gidemem, ben şöyle yapamam diye. O zaman da yapamıyor. Gerçekten doğru. Israr etmek lazım, mücadele etmek lazım, pes etmemek lazım. Orada acaba suç zaman... var. Aslında ben benzetmeleri çok severim. Yani Japonlar bunun için çok başarılıdırlar. Bizim elimizde her şey var. İnsanlar şunu yapıyorlar. Bugün işte bir mücadeleye başlıyorsunuz. İşte sınırları zorlayın, duvarları yıkın gibi. Aslında çok basit matematik. Yani bizim ilkokulda gördüğümüz matematiktir bu. Matematikte basit işlemlerde bize verilenler, istenenler ve çözüm yaptırırlardı bizim dönemimizde. Ben hep ona benzetirim. Bugün 2 + 2 = 4 hepimiz biliyoruz. Eğer o 4 çıkmıyorsa demek ki görünmeyen parantezin içinde -3 + 5 + 4 bir takım parametreler vardır. İşte mevzu zaten çok karmaşıklaştırmadan bu parametreleri bulup bunları iyileştirebilmektir. Bunları iyileştirdiğiniz zaman pes etmiyorsunuz, yıkılmıyorsunuz. Çünkü her zaman inandığınız, gerçekten kendinize inandığınız şeyin peşine koştuğunuz zaman olacağına emin olabilirsiniz. Yeter ki o parantez içindeki görünmeyenleri bulalım. Peki, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun. Değerli izleyenler, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.